Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz ve İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Kendisi kozmetolog Gülcan Yurt konuğumuz. Dilerseniz Gülcan Hanım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizler tanımış olalım elbette. Ardından da keyifli bir sohbetle başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Hoş bulduk. Gülcan Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi bizler değil. Sizleri takdim etmek istiyorum. Tabii Gülcan ki. Yurt kimdir, neler yapar? Gülcan Yurt yaklaşık 20-21 yaşlarında Amerika'ya gidip New York'ta Feller Akademi'de saç ekimi eğitimi alıp 16 sene orada saç ekimi yapıp Türkiye'ye gelen biri. Türkiye'de yaklaşık 4,5 senedir yaşıyorum. Bunun 3 senesi 2 özel hastanede, estetik hastanesinde yöneticilik yaparak geçti. Son 1 seneyi aşkın bir süre içinde kendi işimi kurdum. More & More Hair Transplantation. Kendi işimi yapmaya başladım. Şu an için de çok iyi gidiyor. Bu sektöre girişinizin bir hikayesi var mı? Neden bu alan? Medikal estetik master'ı yaptım aslında Amerika'da. Türkiye'de karşılığı olmayan bir meslek. O yüzden burada doktorlar yapıyor botoks, dolgu gibi işlemleri. Ben yapamayacaktım. Dermatoloğun bir altı kozmetolog oluyor ama bunun için doktor olmam gerekiyor. Doktor değilim. Medikal estetik yapamadığım için, saç ekimini hem çok sevdiğim için, erkeklerle çalışması daha kolay olduğu için, gerçekten işimi çok sevdiğim için ne bununla güzel. İlgili iş yapmak istedim. Evet. Harika. Artık Türkiye'de kendi işinizde artık başında evet. Yönlendiriyorsunuz, bilgilerinizi, tecrübelerinizi aktarıyorsunuz. Aynen. Evet, bayanlardan yani hepimiz kuaföre gidiyoruz. İşte bir kıyafet alımında bile olabilir ama beyler daha farklı değil mi? Bizler şöyle de olsun, böyle de olsun, şu ton olsun, şöyle boyu olsun. Ama erkekler birazcık daha mülayim mi oluyor? Erkekler daha kolay. Biz kadınlar çok zoruz. Çok biliyoruz çünkü. Gerçekten de biliyoruz ama. Erkekler net, kadınlar kararsız. Erkekler bir şeye karar verdiği zaman hemen yaptırıyor. Kadınlar bir 15-20 kere falan gidip geliyor. Yine de ben kadınlarla da anlaşıyorum. Kadınları da saç ekiyoruz çünkü. Ama erkeklere ektiğimiz kadar başarılı da olmuyor açıkçası. Erkeklerin daha başarılı sonuçları tabii olmuyor. Tabii ki, tabii ki. Kel anlamında mesela çözüm var mıdır Gülcan'ım? Hani böyle hiç saçı yok deriz ya. Hiç saçı yok ama bizim donör bölgesi dediğimiz arka iki kulak arası yanlara kadar gelen bir bölge var. Dökülmemeye kodlanmış bir bölge. Erkeklerde dikkat ederseniz çok kel ama o bölge her zaman durur. O bölgeden alıyoruz saçı. Organ nakli gibi arkadan alıp ön tarafa naklediyoruz. Yani arkada saç olduğu sürece taçlandırabiliriz. Taçlandırabiliriz Aa, gibi süper, oldu. Süper, ne güzel. Aslında olumsuzluk diye bir şey yok, olabiliyor. Yok, hayır. Tabii ki. Başarı oranı kaçtır Gülcan'ın? Şimdi saçın ön tarafında eğer ekimden sonra hasta bizim söylediğimiz her şeyi uyguluyorsa %100 çıkar. Ama tepe bölgesi biraz daha risklidir. Tepe bölgesinde İnatçı kan dolaşımı daha azdır. Ekilen saçların hepsi çıkmaz. Bunu da herkes söylemez. Ben mutlaka uyarırım hastalarımı. Beklentiniz tepe bölgesinde az olsun. İkinci kez ekim gerekebilir diye. Ama ön taraf %100 çıkıyor. Eğer söylenilenler yapılırsa tabii ki. Birden fazla yani bir işlem, yani ilk işlemden sonra birkaç işlemde yine saç ekimi de yapılabiliyor. 5 kere ekim yaptığım bir hastam oldu. Arkada saç olduğu sürece çıkar yani 5, 6 evet korkmasınlar. O saç proteze hiç gerek yok. Mutlaka saçlanırlar. Protez çok samimi gelmiyor bana. Protez evet sahte. Yani değil sonuçta mi? Sahte. Bir de saçı olanın yaptırmaması gerekiyor. Olan saçları da öldürüyor. Hava almıyor hava çünkü. Için. Evet yapıştığı için. O yüzden ben onu çok önermiyorum. Tabii hiç saçı yoksa, böyle ciddi bir rahatsızlık geçirmişse, kemoterapi gibi falan. Tabii ki protez mutlaka yapılmalı. O noktada kullanabilirler. Öncesi sonrası bakıma gelecek olursak, dediniz ki çok önemli dediklerimizi eğer ki harfen uygularlarsa neler yapılmaları gerekiyor? Bir ay boyunca spor yapmak yasak, ağırlık kaldırmak yasak. Sauna, hamam gibi terleyecekleri, sıcak olan yerlere gitmek yasak. Bizim verdiğimiz özel vitaminler, şampuanlar var. Bunları düzenli kullanmaları gerekiyor. Onun dışında saç uzamaya başladığı an, yani bir aydan sonra spora başlayabiliyorlar ama saç kesimini çok merak ediyor herkes. Çünkü ara ara saçlar böyle diken gibi uzayabiliyor.
Üçüncü aydan sonra gerçek saçlar çıkmaya başlıyor. Hmm. Ama kuaför de çok önemli. Ekilen yerleri ben makasla aldırıyorum. Arka bölgeyi makinayla aldırabilirler. Hiçbir şekilde bir sene boyunca makine kullanılmıyor ekim yapılan yere. Tabii ki kökleri zarar verebiliyor. Yani şey gibi, tarlaya bir şey ekmişsiniz, özeniyorsunuz. Tabii ki. Sulamanız çok gerekiyor. Evet, onlar tutana kadar, tabii çıkana ki kadar. %50'si bizim suçumuz, %50'si de hastanın suçu oluyor eğer bir kötü sonuç olursa. Hmm. Bugüne kadar olmadı. Umarım da olmaz diye düşünüyorum. İnşallah. Şampuan ömür boyu mu kullanmak gerekiyor? Hayır, bir sene boyunca. Bir sene. Sonrasında da beslenmeye dikkat etmek hı-hı gerekiyor. İşte balık gibi su bol içmek gerekiyor. Süt, peynir, ceviz bunlar hı-hı çok önemli saçı besleyen şeyler. Aslında gerçekten beslenmeye dikkat edilirse o saçlarında döküleceğini çok sanmıyorum. Çünkü genetiklerinde yok bazı hastaların. Anne tarafında yok, baba tarafında yok ama hastanın saçı dökülmüş. Mutlaka beslenmeyle hmm alakalı oluyor. Artık her şeyde işte hormonlu gıdalar, saçlar gidiyor yani. Sormayın, vücudumuz hiç kıymet bilmiyoruz aslında. Bilmiyoruz, hastalıklar çok fazla. Bizim sektörde hiçbir şekilde bitmeyecek gibi görünüyor. Bitmeyecek, evet. Çünkü herkesin saçı dökülüyor. Aynen öyle. Hı-hı. Ne ekersek de onu biçiyoruz aslında. Aynen. Ne verirsek vücudumuza aynen cevaben onu bize aynen sunuyor. İşlemler ağrılı mıdır? Kaç saat sürer? İşlemler aslında ağrısız diye reklam yapan çok yer var. Bir 5 dakika çok hafif, böyle sinek ısırığı gibi diyelim, iğnelerle uyuşturma şeyimiz var. Sadece 5 dakika çok az ağrı var. Onun dışında hiçbir ağrı hissedilmiyor. 6 ile 10 saat arası sürüyor. Ektiğimiz sayıya göre değişiyor. Ama bu arada ben öncesinde onları sakinleştirecek bir ilaç verdiğim için hasta uyuyor, herhangi bir ağrı acı hissetmiyor. Gayet iyi, zamanları da çabuk geçiyor. Uyuduklarını bile fark etmiyorlar. Hı hı. Uyuyarak geçiyor yani. Rahat. Evet evet, çok rahat. Kaygılanmalarına gerek yok. Hiç gerek yok. Zaten geldiklerinde ben de çok rahatlatıyorum onları. Dediğim gibi verdiğim ilaç da çok rahatlatıyor. Gayet sakin bir şekilde gidiyorlar. İlk 10 gün dikkat etmeleri gerekiyor. Kafa çarpma, işte bir yere dokundurma. Hı hı. 10 gün boyunca önemli olan bu. Verdiğim ilaçları kullanmaları gerekiyor enfeksiyon kapmamaları için. Onun dışında 3. günden itibaren yıkama yapılıyor. 3. gün ve 7. gün arası. Zaten Ekim'den itibaren 10. günde kabuklar alınıyor ve normal 3 numaraya kısalmış gibi bir görüntü oluyor. Yani işlerini aslında ertesi günde başlayabilirler yaptıkları işe bağlı olarak. 10. günden sonra da devam edebilirler. Müşterileriniz nedense tercih etsinler desek, sizce sizin farkınız nedir? Birincisi ben eğitimini aldım bunu. Türkiye'de genelde, tabii kimseyi küçümsemek gibi bir şeyim yok, bunun için söylemiyorum. Ama genelde birbirlerinden öğreniyorlar, böyle çırak, usta ilişkisi var. Ben özellikle bunun eğitimini aldım ve tarzım, tavrım çok farklı saç ekerken. Sonuçlarım da gerçekten çok iyi. Takip etmeleri gerek. Bana güvenmeleri gerek, güvenmedikleri hiçbir yerde yaptırmasınlar. Yani biriyle konuştuklarında eğer güven veriyorsa öyle bir yerde yaptırsınlar. Hı hı. Mecburiyetten değil yani. Şu da oluyor mu Gücü Hanım? Falanca yere, x yere yaptırmış, memnun olmamış. Hani sonuç çok sili gibi değil. O işlem görmüş saçı sizin elinize geldiği zaman yapacağınız işlemler ne kadar başarılı olabiliyor? Şimdi geçenlerde oldu, 1-2 hafta önce yine Almanya'dan gelen Türk bir hastamız. Çok da üzüldüm. İsim vermeyeyim, yine ünlü bir hastanede birkaç sene önce yaptırıyor. Saçın arkasından 4000 graft, graft diyoruz biz, hı hı, saç köklerine. Çünkü ikili, üçlü, dörtlü olabiliyor. 4000 graft alınıp ön tarafa sadece 1000 graft ekilmiş. Yani bizim gördüğümüz 1000 graftti. Çıkmadı diyorlar, aslında yalan söylüyorlar. 3000 graft çöpe atılmış. Niye? Çünkü büyük hastanelerde şöyle bir şey oluyor. Bugün elemanlarına diyorlar ki 3 ekim almak zorundasınız. Hmm. Onlar hızlı yapmak zorunda. 3 ekim alma şansları yok bir kişinin. Anlıyorum. Ne yapıyorlar? Hızlandık diye çöp atıyorlar. Biz ektik diyorlar bunu. O hastaya öyle bir şey olmuştu. Sonra geldiğinde çok üzüldüm. Biraz vicdansızlık bu. Biraz da profesyonel olmamak. Bir şekilde ekimini yaptık ama arkada çok saçı yoktu. Ama yine de eskisinden daha iyi görünecek. Ben daha iyi olmasını isterdim ama eskisinden daha iyi görünecek.
Bazen hani ünvanlara takılıyoruz, yerdir işte mekandır o anlamda. Aman iyidir diyerekten gidiyoruz ama dediğiniz gibi binmek gerekiyor. İşin mutfağında binmek gerekiyor. Tabii ki. En önemli şey o. Bir restorana gidiyorsunuz, mutfağı iyi değilse istediği kadar güzel görünsün. Oturursunuz, bir kere Aynen gidersiniz, mutfak kötüdür, bir daha gitmezsiniz. Bu kesinlikle. böyledir. Sosyal medyayı kullanıyor Evet, musunuz? Instagram özellikle. Öncesi sonrası. öncesi sonrası, evet. Şimdi bir seneyi daha yeni geçti. Benim sonuçlarım daha yeni yeni geliyor açıkçası. Doğru. Amerika'daki sonuçlarımı başta paylaşmıştım. Ama onlar hep yabancıydı. Şimdi özellikle Türklerin de sonuçlarını paylaşmaya başladım. Gerçekten çok başarılı. Hatta inanmayanlar bile oluyor bu gerçek mi diye. Tabii ben çok mutlu oluyorum. Ne kadar güzel. Paylaştıkça çok mutlu oluyorum. Hayalleri uzun zamandan beri kurmuş oldukları. Çok başka bir şey yani. Eminim erkekler için de öyledir. Bayanlar için ne kadar çok önemliyse saçımız. Tabii ki. Eminim ki beyler için de aslında Onların öyledir. saçı ve sakalı. Onların saç ve sakalı, Biz evet. tamam saçımızla, makyajımızla hemen hallediyoruz. Saçımız bile olmasa bir şekilde bir şey yapıp Evet. makyajla falan kendimizi farklı gösterebiliriz. Ama erkeğin Saç çok başka. saç, sakal ekimi de yapıyoruz çünkü. Ve kaş ekimi Ne yapıyoruz. kadar güzel. Evet, yani kaş ekimini genelde yaptıranlar bayanlar, dökmüş olanlar. Eğer ciddi bir rahatsızlık geçirmişse kaşı kirpiği olmayanlara ektiriyor. Kirpiği tabii plastik cerrahın ekmesi gerekiyor. Biz o olaya hiç girmiyoruz. Sakal herkes ektirebiliyor. Çünkü dediğim gibi hormonlu gıdalardan sakal bile tam çıkmıyor artık. Yani İlerleyen günlerde ne olacak şanssızlıkları acaba artık? bilmiyorum, hiç sakalları Hiç çıkmayacak sakal, herhalde. sakalsız Bizim olacak. sakalımız çıkıyormuş bayan olarak. Bugün işte bu hormonlarımız valla alt üst olacaksa dediğiniz gibi yediklerimiz, Olmaya içtiklerimiz başladı. aman Allah korusun diyerek tabii Evet, ama evet. gelen hastalarınız ağırlık olarak Türk mü yabancı mı? %50 %50 diyelim. Genelde Avrupa'dan, Türkiye'den çok fazla hastam yok henüz. Avrupa'dan gelenler de Türk yabancı olarak değişiyor. Genelde referansla, hiç reklam yapmadım henüz. Instagram'ım var ama insanlar takip ediyor. Referansta zaten en büyük reklam. Bir kişiden 10 kişi Kesinlikle. gelebiliyor. Bunlar da işinizi iyi Ve yaptığınız kalıcı anlamına geliyor. oluyor. Tabii ki, tabii ki devam ediyor. Devam Bunlar ediyor. beni mutlu ediyor. Yavaş yavaş ilerlemek daha güzel. Bundan sonrası için hedefiniz neler var? Mesela kendinizi bir 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Türkiye'nin en iyi saç ekim Bravo, merkezi. harika. Moral mor olarak. İşimi iyi yaptığım sürece, dürüst olduğum sürece bir yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Amerika'da da öyle olmuştu. Oradan da gelen hastalarım var. Hatta orada da bir projem var. Devam etmek gibi moral moru. Bir oraya bir buraya evet gidip gelmek. Bakalım. Ayrıca İnşallah. Amerikan vatandaşıyım. Çok rahat gidip gelebiliyorum. Bir problemim yok orayla ilgili. Ama Süper. eğitimlerimi iyi ki orada aldım diye düşünüyorum. Biz çok iyiyiz Türkler olarak işimizde. Ama biraz para çok ağır bastığı için işimizi kötüye kullanabiliyoruz. O yüzden ben iyi ki eğitimimi orada almışım diyorum. Son kılına kadar ekiyoruz. Bu şekilde gidiyor yani. Ay harika. Yani emeğinize, yüreğinize sağlık. Kolay Teşekkür olmasa ederim. gerek. Evet, çok zor. Peki bakacak olursak bu sektörü tercih etmek isteyenlere tavsiyeleriniz ne olacaktır? Neleri yapsınlar? Sağlıkçı olmaları şart bu arada. Çünkü tekstilcilerden bazıları da soruyor. Ben tekstilciyim ama bu işi yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten para kazanıyor yapanlar. Sağlıkçı olmaları şart gerçekten. El çok iyi olması lazım. El yeteneğinin olması lazım. Herkes yapamaz. Ama ben genelde yetiştirmiyorum kimseyi. Taktiklerimi çok kimseye vermiyorum. Ekibim var, çok iyiler. Kendim bir araya getirdim hepsini. Yaptıkları Güzel. işler çok iyi. İyi gidiyoruz. Ama onun dışında aslında işi bilmeyen kişilerin bu sektöre girmesini de Duygu bulunuyoruz. bulmuyorum. Olmaması Evet. gerekir. Sağlığa, insana Evet. Sağlık, dokunuyoruz. evet sonuçta. Kesinlikle. Son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Beni takip etsinler bol bol. Yeni yeni şeyler gelecek. Bu arada ben kötü olan her şeyi söylüyorum herkese. Bu kötü, bu iyi. Amaç bende hiçbir zaman para olmadı. Para araç. İyi bir şeyler meydana getirmek çok güzel bir şey. Türkiye'ye de aslında adapte olmak da zordu benim için. Ama Türk hastaları da anlamaya başladım. Artık onlara da hitap etmeye başladım. Her şey güven.
güven. Kesinlikle. Yani bana güvensinler, takip etsinler beni. Gerisi tamamdır bir şekilde mağdur olmayacaklar. Çok teşekkür ediyorum. Aynen, ben teşekkür ederim. Sağlık diliyorum ve başarınızın devamını dileyerek. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür zaman ederim. Ayırdığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Değerli konuğumuz kozmetolog Gülcan Yurt bugün İşi Bilen programında bizlerle birlikteydi. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.